Hanımlar beyler hoş geldiniz. Ne haber? $5 milyon lira. Evet. Kaan Sekon'u gerçekten çıktı. Aslında tuhaf bir gün oluyor bizim için. Çünkü geçen hafta çarşamba çektik. Şimdi tam bir haftayı doldurmadan pazartesi çektik. Gündeme falan bakıyoruz. Tam da hafta ortasında çekince memlekette çok da bir şey olmuyormuş gibi oluyor açıkçası. Ben Bursa'ya gittim bu sefer. Cantık yedik biz Bursalı. Biliyor musunuz cantık ne? Bilen var mı? Ne olunca cantık oluyor hanımefendi o? Bildiğiniz pide o. Niye cantık diyoruz biz ona? Yok. Yani 8 sene Bursa'da kaldım ama hiçbir şekilde aradaki farkı bilmiyorum. Peki süt helvasını biliyor musunuz? Gerçekten kimler biliyor? Kilolu musunuz? Vallahi hiç değilsiniz. Ben Arhaviliyim. Bilenler vardır belki. Efendim bizde gemskhaneyi derler. Böyle aslında Laz böreğinin içine konulan... Ay evet derken tiksindiniz. Heh. İkisi de farklı şeyler. Farklı şeyler, evet. Laz böreğinin içine konulan muhallebiyi tepside bazen yaparlar. Ona da gemskhane derler. Onun Türkçesi süt helvasıymış. Ben yeni öğrendim. O da acayip bir şey. Ama sizin hem süt helvasını bilip hem zayıf olmanızdan hoşlanmadığımı ayrıca bildirmek zorundayım. Yok yok kalın. Çok iyi bir konuğumuz var. Eğer bilen varsa sakın söylemesin. Bilmeyenler elini kaldırsın. Aa bayağı bilinmiyor. Siz biliyorsunuz bir tek galiba. Siz elinizi kaldırmaya üşendiniz. Ben biliyorum söylediğim bir şeyi de. Aa kadın şoka girdi. Beyefendi demiş ki ben biliyorum falan yapmış. Hanımefendi de şöyle yaptı. Ah. Merkür Retrosu bitti mi? Biliyor musun? Bir bilen vardır aramızda kesin. 90 kişiyiz. Kesin astrolojiyle ilgili biri vardır. Bitti mi bu Merkür Retrosu? Çünkü ben bittim. O bitmediyse. Ne zaman? Yine mi başlıyor? Allah belasını versin o Merkür'ün. Nefes alamıyorum ya. O kadar etkilenen var mı başka? Yok. Bir bana girdi yani Merkür. İnanılmaz bir kalabalıkla beraber. O kadar şanslısınız ki. Biliyorsunuz biz bu açılışların sonunda genelde birilerini alkışlıyoruz. İşte başarılı olan kendi memleketimizden insanları, genç arkadaşlarımızı, sporcuları, sanatçıları alkışlıyoruz. Bu sefer de bu akşam bütün bu sanatçıların, sporcuların çıkmasına vesile olan Cumhuriyet Bayramı'nı alkışlayalım dedik. İyi bayramlar. Bu akşam da müthiş bir misafirimiz var. Kendisini belki tuş eden, belki daha önceki beraber çalıştığı stand-up ekiplerinden bilenler vardır. Alkışlarınızla Buse Sinem İren geliyor. Beni tanıyorsunuz. Herkes, eminim. Çünkü geçen sezon Altın Kelebek ödüllerinde en iyi komedi dizisi ödülünü alan dizide oynadım. Hangi dizi olduğunu biliyor musunuz? Çocuklar Duyması. Yani oyunculuğun KPSS'sini kazandım geçen sezon. Fakat bütün çocuklar duymuş. Neden Çocuklar Duymasında oynadım? Çünkü Karadeniz şivesi yapabiliyorum. Adım Buse ama hiçbir zaman Buse diye seslenilemedi bana. Hep Puse diye seslenildi. Çünkü B harfi yok bizde, P. O Pusi'ye kadar gitti şimdi, arkadaşlarım öyle diyor bana. Biraz rezillik oldu ama ne yapalım, öyle bir seçim. Ben çok rahat küfür edebiliyorum. Yani küfür, çünkü Karadenizlilerde birini aşağılamak, küçümsemek, yargılamak onun için kullanılmıyor. Öyle bir durum olursa herkesin silahı var zaten. Küfür sevgi ibaresi olarak kullanılıyor. Mesela ben lisedeyken benim bir kız arkadaşım bize gelirse böyle, kız da sevimliyse falan, kendini sevdirirse, anneannem kızı böyle seviyordu. Hu! Ha bu kuş ne kadar doğru, bir de yapa onu şimdi yapa. Küçük kız çocuklarına şey falan diyorlar sevimliyse. O küçük orospu yapa onu şimdi, ne kadar tatlı kız. Beni böyle bir kadın büyüttü. Kız çocuklarının erkek figürleriyle karşılaştığı ilk yer ailesindeki erkekler. Uzun süre biz başka bir erkek görmüyoruz. İşte abini, amcanı, dayını görüyorsun erkek diye. Biz de bunlar hep Laz. Ve masallardaki prenslere yükseliyoruz biz. O masalları da bana anneannem anlatıyor ve şöyle anlatıyor. Bu masallardaki prenslerin akli hep çigine.
Pepsi Güneş. Sik ne, ben 6,5 yaşındayım. Ben masal çağımdayım. O ne demek? Daha yumuşak gir, daha yumuşak başla. Hepsi karı peşine, hepsi. Bir de abuk subuk karılar, yamuk yumuk karılar. Doğru karıyı da bulmazlar. Gider birisi küllüsünü alır. Piri gider pamuklusunu alır. Piri gider uyuyanı türtekler. Piri gider ölü karıyı emukler. Sen kızım akıllı olacaksın. Sen Peter'i seveceksin. Peter Haydi'nin sevgilisi. Neden? Çiftçi du. Çiftçi du. Süt getiriyor, yumurta getiriyor. Her bölüm gördük onu. Pir göre el boş gelmedi. Heydi çedesinin yanından alıyor, çedesinin yanına bırakıyor. Üsülece biliyor kızım. Diye beni senelerce işledi ve erkeklerle olan ilişkimin temellerini bu kadın attığı için bir takım sorunlar yaşıyorum. Sorunlar yaşadığım başka bir sürü konu var. Çünkü birçok kız çocuğu gibi ben de tutucu bir ailede büyüdüm. Şu anda tamamen saldılar. Ama böyle biz tam şey jenerasyonuyuz. Bizden öncesi çok tutucu. Bizden sonrası tamamen salak. Biz bunları ne yapacağız jenerasyonuyuz. O yüzden böyle bir karmaşa yaşanıyor. Ve şu anda mesela ayıp olmayan birçok şey ben yetişirken ayıptı. Mesela şu çok ayıptı bizde. Regl konusu. Ailemin kullandığı çöpü kullanamıyordum mesela regl dönemlerimde. Çünkü ayıp yani. Öyle öğretildi bize. Fakat ben bunu şu dönemde sorgulamaya başladım. Abim sünnet oldu. Abim ergenlik dönemine girdiğinde düğün dernek kurulup piyanist tutulup davetiye basılırken benim ergenlik dönemime giriş olayım hiç konuşulmadı. Çok moralim oldu. Çünkü ben istiyordum ki mesela akşam bütün aile toplandığı zaman işte dayımlar, amcamlar, yengemler hepsi böyle bir otursun biz bir konuşalım. Ben ne kadar daha kanayacağım? Bana bu konuda yetişkinlerin bilgi vermesini istiyordum ama bu çok büyük bir sır olarak saklandı. Halbuki temel bir şey bu yani. Hiç ayıbı yok, bir şey yok. Doğal bir şey. Yani sünnet olan kişiyi biz oramızdan çıkartıyoruz ve bütün fiziksel olarak zaten bir harp. Dizlerinin bağı çözülüyor, öyle işe gitmen gerekiyor falan. Onu geçtim. Bir de duygusal yanı var. O gerçekten çok sert. Herkes senden nefret ediyor. Sen herkesten nefret ediyorsun. Canın sürekli bir şeyler yemek istiyor. O yemek istediğin şeyler tatlı. Ve yiyorsun, sonra kilo alıyorsun. Sonra kendinden nefret ediyorsun. Ben istiyorum ki ben regl olmadan önce beni tutuklasınlar. Beni mahpusa koysunlar istiyorum. Çünkü birini keseceğim. Neyse bu konu hakkında konuşamıyoruz diye ben bunu içerledim. Reglime şarkı yaptım. Şimdi size o şarkıyı çalacağım. İdare edeceksin beni ayda bir hafta. Sabırlı ol biraz, bana boş tatava yapma. Ağır vuruyor belden, geç kalma gel erken. Tripteyim zaten, tatlı ol gelirken. Ağır vuruyor belden, geç kalma gelerken. Agresifim zaten, sufle ol gelirken. Ağır vuruyor belden, geç kalma gelerken. Ben gerginim zaten, ekler ol gelirken. Zaten aşklar hep yalan dolan diyen Ben Affleck, gerçek aşkı çöp çatanlık uygulamasında aramaya karar verdi. Zaten aşklar yalan dolan. Sadece ünlülerin ve VIP kişilerin katılabildiği bir uygulamada sağa kaydıran Affleck'in biosuna ciddi düşünenler yazsın notunu eklediği söyleniyor. Biz de Ben Affleck'e bunu yapan hayat bize ne yapmaz diyor ve uygulama için gereken ünlülük taban puanını merak ediyoruz. Bir arkadaşımız için. Çiftlik Bank'tan sonra artan tezek kokulu dolandırıcılık furyasına şimdi de Kaz Bank katıldı. Kendini kaz sevdalısı bir akademisyen olarak tanıtan bir kişi kaz çiftliği kuracağım diyerek 250 kişiden 5 milyon lira topladı. Biz hesapladık efendim. Kaz gelecek yerden esirgenmeyen tavuk tam 20 bin lira ediyor. Dolandırıcılığında organiği pahalı be sevgili izleyenler. İşte haber gibi haber. Selda Bağcan metroya bindi. Evet, zaten bir ulaşım aracı olan metroya bindi. Yıllardır kendini ışınlayan Bağcan metroya bindi. İnsanlar gözlerine inanamadı.
küçük büyük ne kadar dil buldularsa yutanlar, yanında Selda Bağcan metroda görüntülendi diye başlıklar atıldı. Şimdi bir sormak istiyoruz. Bu kadın nesli tükenmekte olan egzotik bir kuş mu ya? Ne bu şaşkınlık? Ajda Pekkan olsa neyse, hanımefendinin en büyük hayali metroya binmekmiş. Ama işte Ajda Hanım birileri hayal eder, birileri yaşar. Kimse sormadığı halde Ebru Polat'tan da açıklama gecikmedi. Ne olacak ki? Ben dün New York'ta hep metro ile gezdim. Hepimiz biniyoruz dedi. Sebepsiz yere New York'ta olduğunu söylemek isteyen şarkıcımız galiba duty free siparişlerinizi bekliyor. Stratejik plan oluşturmak için vatandaşı dinlemek isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ya vatandaş ne istiyor, kafamıza göre iş yapmayalım diyerek Taksim, Yenikapı ve Üsküdar metro istasyonlarına post-it panosu yerleştirdi. Efendim 10 gün duracak olan bu panoya ilk 7 günde 5000 vatandaş birbirinden güzel önerilerde bulundu. Baba beni Osman'a versin. Hakan seni çok seviyorum ömrüm. Seni çok seviyorum tutkum. Batuhan bana yazsın. Mazgala tek taş yüzüğüm düştü ve hayallerim mazgaldaki çöplerle kirlendi. Mazgallara lütfen çöp atmayalım gibi 16 milyonu yakından ilgilendiren öneriler geldi. İstanbul'un 4 yıllık kalkınma planının oluşturulmasında yardımcı olacak bu önerilerden sonra 2023 yılına kadar Hakan ve Osman'ın yavuklularıyla evlenmesi, Batuhan'ın bir an önce gerekli girişimlerde bulunarak bir aşk filizlendirmesi ve 5461 kilometrekare alanda bakılmadık tek bir mazgal kalmadan o tek taşın bulunması için belediyenin tüm çalışanlarıyla bedeli ne olursa olsun gece gündüz çalışacağına gönülden inanıyoruz. Tek sorun, seni çok seviyorum tutkum postitindeki tutkunun bir isim mi yoksa bir duygu mu olduğu. Buradan bu postitleri yazanlara sesleniyoruz. Evladım manyak mısınız lan? Ülkemizde de bolca hayranı olan RuPaul Drag Race birincilerinden Violet Chachki, Türk bir tasarımcı olan Koral Sagular'ın Türkiye'de LGBTİ+ bireylere karşı işlenen suçlara karşı bir duruş olarak hazırladığı koleksiyondan özel bir parçayla poz verdi. Bu parçayı Koral Sagular 2016'da vahşice yakılarak aramızdan alınan Hande Kader'e adamış. İşte dünya böyle ilginç bir yer. Bir bakarsınız izini bile bırakmadan yok etmek istediğiniz birileri ömür boyu simge olurken sizin adınızı çocuklarınız bile utançla anar. Koral Sagular'ı buradan tebrik ediyorum. Efendim, Kraliçe Elizabeth yıllık 157 bin lira maaş, 33 gün izin ve Buckingham Sarayı'nda konaklama ve yemek vereceği at eğitmeni arıyormuş. Şimdi biz bu habere şaka yapacaktık ama editör işi bıraktı. Zamanlama manidar. Sevgili izleyenler, müjdemizi isteriz. Surinam'la vizeleri karşılıklı olarak kaldırdık. Haberin duyulmasıyla evlerden yükselen "Hanım haritayı getir!" sesleri eşliğinde yine asla gidemeyeceğimiz, gitsek de dönemeyeceğimiz bir ülkeyle vizelerin kaldırılması 2020 yaz tatili için harika bir alternatif oldu. Ufak bir araştırma yaptık. Gidiş için direkt uçuş henüz yok. Aktarmalı gidecekseniz, burası önemli, 8000 liradan başlayan biletler mevcut. Yani aslında şöyle düşünebilirsiniz. Alaçatı'ya gidip 8000 lira harcayıp hiçbir şey yapmamaktansa Surinam'a gidip 8000 lira harcayıp hiçbir şey yapmayıp memleket görmüş de olabilirsiniz. Efendim burada sabaha kadar biz cumhuriyet tanımı yapabiliriz. Cumhuriyet güzellemeleri sunabiliriz. Ama özgürce içinize çektiğiniz bu havayı, korkmadan attığınız her adımı, buradan çıktığınızda sevdiklerinize dönebilecek olmanın verdiği huzuru size anlatmak bize düşmez. Siz zaten bunu yaşayarak biliyorsunuz çünkü sizler ve bizler cumhuriyetin içine doğan şanslı nesilleriz. Ha dünyanın toz pembe olmadığını, sırf canı öyle istediği için insanların sevdiklerine kavuşmasını engelleyen, kendi attığı adımın tersine adım atanların önlerini kesmeyi kendine görev adleden, hatta içimize çektiğimiz havayı bile kendi tek eline almaya çalışan, kısaca cumhuriyeti iyiliş etmeye hevesli insanların varlığının da farkındayız. Ama unutulmaması gereken çok önemli bir madde var. Biz söylemiyoruz. Ülkenin kullanım kılavuzunda yazıyor. Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.
Başta her zaman geleceğe ve kurmuş olduğu bu cumhuriyetin çocuklarına inanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi sonsuz bir özlem ve şükranla anıyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Serbest vuruş bitti. Hanımlar, beyler, konuğumuz Kaan Sekban. Ah, çok heyecanlandım. Vallahi. Evet, hayırlı olsun bir kez daha çok sana. Çok teşekkürler. Gerçekten çok güzel bir format. Zaten uzun süredir yapıyordum. Burada olması da çok güzel. Uzağa gitmemiş oldun. Biz de hemen pıt diye geldik. Çok zarifsin, çok teşekkür ederim. Kaan'ı takip ediyor musunuz? Evet. Etmeyenler bundan sonra etsinler, rica edeceğim. Zannediyorum şimdilik öyle aranızda ben bilmiyorum falan diyenler olsa da bir ya süre bir sonra... Bir soralım ya, ben merak ediyorum. Gerçekten. Evet. Piyasa araştırması. Bilen... Kaan Sekban'ı tanıyanlar el kaldırsın. Evet, ismimi bilen, duyan. Aa, güzel. Allah seni kahretmesin. Haluk Levent'te kalın abi. Sağ Haluk İlk Levent defa mi? Burada duyanlar kimler? Burada gören İlk dostlarımız. Defa burada duyanlar. Ne güzel, çok memnun oldum. Hoş geldiniz hepiniz. Bence çok iyi bir şey bu. Gayet iyi. Şuranın hikayesini anlatayım. Beyefendi, hanımefendiye demiş ki ben konuğu biliyorum, Haluk Levent. Haluk Levent. Kadını öyle ikna etmişler. Ay ay Allah ya. Çok üzüldük ama isterseniz bir İzmir Marşı. Ha? Hazır Cumhuriyet Bayramı arifesi. Hazır Cumhuriyet Bayramı iken. Hanımlar beyler, biz tabii ki her konuğumuz olduğu gibi Kaan'a da kallavi sorular hazırladık. Tabii ona... Kallavi gelmeyecek çünkü adam sürekli bir yerlere çıkıyor ve kendini anlatıyor. Hızlıca Kaan, hemen sana şu beyaz yakalı serüveninden buraya geçişini... Nasıl oldu? Nasıl oldu ya? Nasıl oldu ya? Sanki hiç bilmiyormuşum gibi sormam gerekiyor. Aslında hani beni tanıyan gösterime gelmemiş olsa da adımı bilen arkadaşlarım, dostlarımız, seyircilerimiz biliyordur. Yani ben hani 10 sene işte bir bankada çalıştım. Ondan sonra da istifa ettim ama istifa ederken niyetim istifa etmek değildi. Blöf yapmak için... Hiç denenmemesi gereken bir şey. Yani biraz belki zam alırım veya işte o beklediğim terfi gelir diye girdim. Ve hani tamamen blöf amaçlı yaptığım bir görüşmenin sonunda. İşte ben hani ayrılıyorum, hani ne diyorsunuz falan gibi bir şey, bir konuşmanın sonunda. Canım bence çok doğru bir karar verdin. Hani hayırlı olsun. Hatta ihbar da bekleme, hemen toplan git şeklinde. Gerçekten böyle. Yani böyle bunu bazen soruyorlar. Komik olsun diye mi böyle anlatıyorsun diye. Gerçekten böyle oldu. Ve sonra da hani her işte bir hayır vardır diyerek topladım pılımı pırtımı, bütün eşyalarımı, zımbamı, delgeçimi, orkidemi, kalemlerimi, her şeyi aldım ve çıktım gittim. Yani dedim ki herhalde bu Allah'ın bir işareti. Hani öyle de olmadığını gördüm. Meğer bir işaret de değilmiş. Epey bir süre yani böyle bir sürü saçma sapan auditionlarda, seçmelerde oradan oraya işte sürüklendim. Ondan sonra da böyle hiçbir şey olmayınca kendim bir şeyler yapmaya çalıştım. O yaptığım şeyleri de insanlar sağ olsunlar çok sevdiler. Böyle bir şeyler. Gerçek bir başarı hikayesi olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Gerçekten öyle. Deli galiba. Yok, şaka yapıyorum. Gerçekten deli. Yani çok kısa sürede gerçekten çok çalışarak bu başarıyı elde ettiğini bildiğim için rahat söylüyorum zaten. Sen önceki sürece de hani hakim olduğun için çok iyi biliyorum. Hatta o önceki süreçten yine bu bilmeyen 5 kişi için bahsedelim diyeceğim, özellikle Haluk Levent Bekler. Ya bu arada tanımayan çok olunca ben çok mutlu oluyorum. Öyle hakikaten. Mi çıkar mısınız? Çünkü sadece 5 kişi var. Hayır. Şundan çok mutlu oluyorum. Bazı şirket ortamlarında vesaire konuşuyorum ve orada bazı şirketlerde çok tanımayan olabiliyor vesaire. Şöyle düşünüyorum hemen ya, bu kadar çok tanımayan insan varken bu salonların dolması müthiş güzel geliyor. Hani hakikaten demek ki nasıl bir sahiplenme insanlar gösteriyor ki. O da öyle bir beni çok acayip mutlu ediyor. Bence orada şöyle bir şey de var. Yani bunların konuşulmasına dair ciddi bir alan vardı. Evet. Ve bu yavaş yavaş artık doldurulmaya başlandı ve bunun başını çekenlerden biri de sensin. Çünkü bu daha detaylı konuşacağımız yerler olacak ama ağırlıklı olarak başladığında beyaz yakalılara hitap ettiğin ve sonra şimdi artık hiç böyle bir... Çok az, neredeyse çok az bir bölüm beyaz yakalı oldu. Aynen öyle. Çok acayip bir şekilde 50 yaş üstü bir kitle böyle bir
çok acayip başka duygularla böyle hani hakikaten oğlunu, torununu falan sevmeye geliyormuş. Yani 50 yaş üstü torunu değil tabii, ben 36 yaşındayım ama hani böyle gerçekten 15, 16, 18 yaşındaki kardeşlerim böyle hani gelecekte bizi neler bekliyor acaba onu öğrenmek için geliyorlar ve kitle çok büyüdü. Bence, çok güzel. Bence bu çok önemli zaten. Derken herkes ne kadar güzel ya, çok tatlı. Genelde güzellerdi. Beni tanımayan var mı? Şaka şaka, sakın cevap vermeyin. Ben Kaan değilim, çok bozulurum çocuklar. Peki bu ilk zamanlarından hemen hızlıca atlayalım istediğim, çok anlattığın için. Evet. Instagram şovun var. Evet. Resmen ev yapımı Instagram şovu yapıyor. 5 arkadaşıyla başlıyor. Sonra İclal Aydın mesaj atıyor. Sen konuk alıyor musun ya programına diye. Evet ya, çok acayip. İnanılmaz ve seyirci sayısı kaç? 40'larda falan. 7. Yo, o zaman İclal attığında daha 40 da değil. 7 falan. 3. yayında çünkü 7. attı. 7. de İclal Aydın yani. Tabii aynen öyle, o attı. Ben herhalde hani hakikaten kadın birisi hackledi ve hani dalga geçiyor falan diye düşündüm. Çünkü ne alaka? Çünkü o oldu yani, böyle bir şey de oldu daha önce. Ben İlhan Mansız hayranıydım eskiden. İlhan Mansız diye bir adamla 2 ay yazışmışlığım var yani. Gerçekten başarı yani. Hikayesi olduğunu bir kez daha kadın. Evet, gerçekten kadının beni takip ettiğini bile bilmiyordum o zamanlar. Yani yeni yeni skeçler yapmaya başlamıştım. Konuk alır mısınız hani dedi. Ben konuk deyince, şimdi orası bir ev olduğu için hani yani 3+1 falan çok ferah evimiz ama hani ev sonuçta, evet. Konuk alır mısınız dedi. Ben de alırız dedim, yani ne diyeyim şimdi, alamayız diyemem ki İclal Aydın. Tabii ben geleyim mi demiş. Yani. Tabii canım, alırız dedi. Ben de o alırız dedikten sonra dedim ki ya hani tabii ki alırız ama burası bir stüdyo değil ve böyle kameramanlar falan yok. Daha da acısı kamera yok yani, hani tripod bile yok. 2 tane portakalın önüne böyle koyuyorum telefonu ve o şekilde yapıyorum. O da şey dedi bu sefer. Yok dedi, ben zaten dedi hani öyle beyaz gibi falan şovlardan ziyade dedi. Beyaz gibi, Okan Bölgen gibi, işte İbrahim Selim gibi büyük şovlardan ziyade dedi. Ben o zaman yokum. Diyemez yani. O kadar ileri ben. Görüşlü birisi. Ben dedi böyle sizin gibi dedi, 6-7 kişiniz dedi yani dedi kendi halinde dedim yani sosyal sorumluluk projesi olarak bana yaklaşıyor. Kardelenler. Kardelenler, haydi farkındalık ayı, sen de bu abidik gubidik yayına katılın. 8. sen ol. O gelince başka ünlüler de geldiler. Yani o gelince deyince ay İclal Aydın gelmiş biz de gidelim gibi bir saçma bir şey değil tabii yani. Hangi durakta ineceğiz? Hayır öyle bir şey değil. Ben çağırdım hani İclal Aydın geliyor, ben bir program başladım diye tanımadığım ünlülere saçma sapan mesajlar atıyorum. Sitenin güvenliği arıyor. Yeşim Salkım geldi falan. Saçma sapan bir hayat yani. O yüzden öyle 50 program yaptık. Ve yani seyirci sayısı 47'ye falan çıktı 50 programın sonunda. Müthiş. Müthiş bence. Değerli bir 47. Çok. Peki o mesela gelen sonradan kendi gelmek isteyen değil de hani senin mesaj attıklarından terlik merlik hikayesine şüphelenen tabii. Oldu mu ya? Yani yok sosyal. Hani böyle ya mesela işte Gökhan'la yaptığımız ilk Gökhan Türkmen'dir gelen mesela. Gökhan Türkmen geldiğinde böyle yayın yaparken annem böyle zork diye odaya giriyor işte balkondan patates alacağım falan diye böyle. Gökhan da diyor ki abi bunlar mizansen değil mi filan böyle. hayır filan hani hakikaten. Gökhan da dünyanın en tatlı insanı. Dünya tatlısı ya. Yani çocuğa şey soracağım evdeyken yani abi niye geldin hani hakikaten. Harbiye'de konuk oldu sürpriz, evet. Bu sanatçıların hepsi çıktılar çoğu böyle aradan sürpriz var. Orada sordum hani niye geldin Gökhan ya dedim. O dedi ki abi dedi ben o kadar az kişinin izleyeceğini bilmiyordum ki dedi yani. Bilsem hani gelmezdim büyük ihtimalle falan dedi çocuk böyle. Öyle bir 50 programlık bir şey oldu ve o 50 program aslında ekrandan da olsa az kişiye de olsa canlı canlı bir şey anlatma pratiği çok yerleşti bana. Ondan sonra ben Beşiktaş'ta küçük sahnede çıkmaya cesaret edebildim. Yani onun da altında hani benim komik hikayelerim var anlatayımdan ziyade 50 gece üst üste böyle anlatıp ondan sonra çıktım. Orada çıktıktan sonra da canlı seyircinin de çok iyi reaksiyon verdiğini görünce bir süre sonra kontrolümden çıktı. Hakikaten çok iyi oldu. Kontrolümden çıkması. Sevgili Kaan, daha önce hiç seni canlı seyretmiş olan seyircilerinden biriyle yakınlaştığın oldu mu? Oldu. O kadar. Tamam. Yakınlaşmayı biraz bize açar mısın? Buradan sonrasını yayınlamayacağım. Oldu ama yani öncesinde de tanıdığım birisiydi. Yani seyircim olan birisiyle ben yakınlaşmadım. Önceden zaten yakın olduğum birisiyle beni seyrettikten sonra iyice yakınlaştım. Lan müziğin denk geldiği yere inanamıyorum. Müthiş. Bence yeterli cevap. Bence de. Zorlayalım mı? Afisliklere bak. Siz kimsiniz ya?
Hayır, zorlamayacağım tabii ki. Hiç trafikte burnunu karıştırdığın oldu mu? Trafikte olmadı. Ama gider... Ama yol akarken... Trafikte dediğim zaten... Yanımda araba yokken yani. Hiç yarın olmayacakmış gibi. Hayır. Öyle bir şeyler yok. Yok, asla. Hayır, tabii ki olmuştur ya. Olmuştur. Hatırlamıyorum Serenay yani. Serenay Sarıkaya geldi yine. Abi bütün soruları olmuştur, yapmıştır. Tabii, öyle şey falan diye. Olmuştur. Burnunu karıştırmış Kaan Sekban, inanılmaz. Ya karıştırmayan insan yoktur bu arada ya. Var mı? Burnunu hiç karıştırmayan yani yoktur, var mı? Yoktur, hiç inanmayacağım kaldırsanız tabii da canım, sorry. Tabii canım, kaldıran olursa madara edeceğiz, o yüzden söylüyorum. Gece dışarı çıkmayı seven arkadaşlarını, ekip... Kendi başına başka bir arkadaş grubuyla partilediğin, sabah ettiğin oldu mu? Partilediğim değil ama ben gece hayatını çok sevmiyorum. Gece dışarı çıktığım zaman hemen bir yere gidiyorsak, ay diyorum inşallah koltuk vardır orada. Hani çünkü içimde gerçek bir Edremitli albay yaşıyor. Allah'ım diyorum lenslerim kaça kadar dayanacak? Hani yatağım şu an ne yapıyordur? Yani ben dışarı çıktığımda rahatsız olan bir insanım. Geçtiğimiz günler bir arkadaşımızın canlı çıktığı bir yere çıktık. 11'de çıkıyorum dedi. Biz de inandık. İnsan gibi 11'de çıkıyorsa 10.45'te gittik. 1.30'da çıktı. Aa, çok ve güzel. Ben böyle ortada birbirine kattım. Ihlamur var mı falan diyorum garsonlara. Ihlamur benim sesim bilmem ne. Ben gece hayatı sevmiyorum, sevemiyorum. Benim için gece hayatı 9'da başlayıp 11'de biten bir canlı müzik olabilir. Ordu evi bu anlamda çok. Ordu evleri benim için çok ideal gece hayatı için. Bir de şey yapıyorlar ya, oradan oraya, oradan oraya. Evet. Ben bir uğrayacağım, sana uğruyor, oradan oraya gidiyor. Vallahi bravo ya, asla mümkün değil yani. Nereye gidilecekse oraya gidilir. Bir konum çalışır bizde bir gece, bir konum girilir. Yani oraya bir konum gelir, gidilir. Yeterli sürede durulur ve ondan sonra eve gidilip o gecenin gıybeti yani after'ını yaparız. Lenslerimizi çıkarırız, pijamalarımızı giyeriz, ıhlamurlarımızı koyarız ve o gecenin after'ını gıybet eşliğinde yaparız. Evet de Kaan, 2 saatte gıybetlik ne çıkabilir yani? You are so naive. Sevgili Kaan, hiç arkasından salladığın birine o anda yakalandığın oldu mu? Evet. Bebek'te bir camiadan bir yönetmeni çekiştirirken tak diye o yönetmeni karşımızda yanındaki başka biriyle ve başka birini de çekiştiriyorduk ve o başka biri de yurt dışında yaşıyor. Yurt dışından gelmiş yıllar sonra. İkisi böyle karşımıza böyle gerçekten çok kötü yakalanıyorduk. Biz de böyle gıybeti yine Ayşeciğimle çok sesli yaparız. Sesli düşünürüz maalesef gıybet yaparken de. Ve böyle etrafımızda da zaten hani gittiğin yerler Beşiktaş, işte ne bileyim Arnavutköy, sahil, Bebek. Oralarda da zaten hani bu insanların takıldığı mekanlar. Sesli gıybet yaptığımız için yakalanmaya yaklaştığımız oldu. Birine sallıyorum. Karşımdakinden o tepkiyi alamayınca çok üzülüyorum. Yani o hayır hiç de öyle değil. O onun kendi hayatı falan dediği zaman yani Allah cezanı versin deyip böyle oradan... Evet. O da kendi hayatıysa defol git falan diyesim geliyor yani. Bu da benim hayatım şak diye. Kendi arkadaşın. Gıybeti ortak bulamayınca çok zedeleniyorum yani. Şakam değil ama gıybetim tutmadığı zaman çok üzülüyorum. Ortaokulda ya da lisede hoşlandığın birinin karşısında küçük düştüğün oldu mu? Çok. Gerçekten mi? Tabii ki. Bu konularda burada çok girmek istemiyorum İbrahim. Ya tabii ki oluyor. Yani hani mesela sınıfta birinden hoşlanıyorsun ve sınıfta yaptığın en ufak bir dersle ilgili hata bile aslında küçük düşmene sebep oluyor. Çünkü onun gözünde hep mükemmel görünmeye çalışıyorsun. Bir komiklik yapmaya çalışıyorsun. İşte ne bileyim bir sene sonu şeyinde bir şov yapmaya çalışıyorsun. Hocandan her kritik yediğin an küçük düşmene sebep oluyor. Çok aynen. Oldu. Çok oldu. Yani benim kastettiğim bunlar değil tabii. Ne yani gaz kaçırma mı falan mı soruyorsun? Nedir anlamadım. Gaz mı kaçırıyorsun? Hayır yani başka nasıl küçük düşebilir ki insan? Ne bileyim yani işte kritik yedi eleştirildiğinde küçük düşmezsin canım. O yani düşerim ben eleştirildiğimde böyle şah damarımı kesmiş gibi olursun yani. Tansiyonum 3'e düşer ben eleştiri aldığımda. Gerçekten. Tabii hiç gerek yok. Herkes evinde kendi eleştirsin, kendi kendini yani. Aa müthiş. Eleştirmeyi seven aynaya baksın. Niçin, niye yani? Niye ben şimdi seni eleştireyim ki yani? Sen zaten koca, aklı başında bir adamsın. Herhalde oturup kendi kendini eleştiriyorsundur. Hayır. Belki benim ihtiyacım vardır. Bana seni bazen diyorum. Diyorlar mesela eleştiri yapıldığı zaman ben tepki gösteriyorum yani. Eleştiriye ne kadar kapalısınız? Evet diyorum bu kadar kapalıyım. Eleştiriye bu kadar kapalıyım yani. Birini stalklarken yanlışlıkla like ettiğin oldu mu? Stalklarken like ettiğim, takip ettiğim, tabii.
takipten çıktığım insanı yanlışlıkla etmişim gibi davrandığım. Ben mesela şey yaparım, diyelim ki seni takipten çıkacağım. Ay bunu da burada açıklamam ne kadar hoş oldu. Mesela seni takipten çıkacağım değil mi? Takipten çıkmadan önce takiptesin. Heh. İbrahim'i takiptesin, ekran görüntüsünü Allah alırım. Allah seni kahretsin. Tabii, yarın öbür gün İbrahim bana derse, ay herkes nefret edecek şu an. İşte o Kaan Seko'nun gerçek yüzü çıktı. Yarın öbür gün beni takipten çıktın derse, aa olur mu ben seni takipte bak görünüyorum diye hemen kıvırmaya çalışın. Bazen oluyor, Instagram böyle yapıyor diyerek hop o arada takibi falan alın. Yani. Rezalet ama çok iyi fikir. Hanımlar beyler, Kaan Sekban oldukça başarılıydı. Alkışlayalım bir kendisi. Stand-up'la ilgili bir şey soracağım. Bu tabii. Genel sen de aslında uluslararası stand-upçıları çok takip ediyorsun. Tabii. Zaten çok beğendiğin, bu benim olmak istediğim yerde duruyor dediğin biri var mı? Yok. Çünkü olmak istediğim yerde olan, olmak istediğimiz sordu. Yerde görünen insanların hepsi Amerikalı olduğu için oradalar. Evet. Ve bu işin çıktığı yer de Amerika olduğu için aynen. Oradalar. O yüzden de hani ama tabii ki çok beğendiğim ve evet, severek izlediğim ve hani umarım bu kadar etki alanım olur bir gün dediğim insanlar tabii ki var. Hasan Minhaj'ı çok seviyorum ben. Yani Netflix'te de Vatanseverliğe Giriş diye bir şovu var. Peki Netflix'te karşılaşınca mı tanıdın Hasan Minhaj'ı önceden biliyorsun? Hasan Minhaj Beyaz Saray yemeğinde o bir konuşma yaptı. Evet. Amerika'da da bir noktadan sonra tanınması o konuşmayla birlikte oldu. Ben tamamen o konuşmayla tanıdım. Zaten ondan sonra başladı Vatanseverliğe Giriş şeyde. Aldı yürüdü Hasan Bey. 27 yaşında çok genç ve çok başarılı ve çok cesur. Onu izlerken hem geliştiğimi de hissediyorum. Çünkü bütün sektördeki Amerikan işte endüstrisindeki politikasındaki bütün korkunçlukları çok güzel bir mizahla, politik mizah zaten onun yaptığı tür. Evet. Ben de kendimi çok yakın görüyorum ona ve yani çok severek izliyorum Hasan Minhaj'ı. Ellen DeGeneres'in stand-up'larını seviyorum. Laugh Factory hesabını orada birçok amatör komedyeni severek takip ediyorum. İsim olarak tabii ki Ricky Gervais'i falan hani onların stand-up'larını vesaire çok seviyorum. Senin yaptığını bir tür olarak tanımlayabiliyor muyuz? Şunun için soruyorum. Bu bahsi geçen stand-upçıların çoğunun politik sarkazm yaptıkları tabii. Gerçek. Az önce senin de dediğin gibi. Tabii. Nalına mıhına vuruyor yani tabii. Ricky Gervais de, tabii. Hasan Minhaj da öyle. Sadece politik de değil, senin sahne üstünde kelimelerine de dikkat ettiğini bildiğim için. Evet. Hiç ayıp şakan yok mu mesela? Ya öyle bir ayıp şakam yok ama... aslında bence küfürden çok daha sert şeyler söylüyorum sahnede. Yani o kadar masum bir stand-up değil aslında benim stand-up'ım. Çünkü zaten iki bölümden oluşuyor ve birinci bölümde iş hayatında bodoslama aslında eleştiren bir mizah yapıyorum. Ve bunu ben şirketlerde de yapıyorum. Bazı insanlara çok anlam veremiyorlar. Şirketlere gidip yöneticilerin, insan kaynaklarının, CEO'ların önünde aynı sahnede yaptığım şovun biraz daha hap bir versiyonu, küçük bir versiyonu suratlarına bakarak yapıyorum insanları. Ama işte bence orada içerikle üslup farkı ortaya çıkıyor. Aslında senin söylediğin o tırnak içindeki temiz ve güvenli mizah benim üslubumda var. Üslubuma ben dikkat ediyorum ama içeriğim aslında oldukça sert. Birçok şeye değiniyorum ve ikinci yarıda çok ciddi politik göndermeler de yapıyorum. Sektöre de göndermeler yapıyorum. Oyunculuk sektörüne de göndermeler yapıyorum. Politik göndermeler de yapıyorum. Hele son gösterilerimde böyle bayağı bir saçma bir cesaretle bayağı kurum adı vererek falan böyle bayağı bir harş ilerliyorum. Şu açıdan iddialıyım. Benim kadar bu sektörde bazı konularda net konuşan birisi daha görmedim. Yani ona çok açığım orada. Çünkü ben hep böyleydim. Yani ben hani 10 yıl önce de Cumhuriyet yürüyüşüne gidiyordum. Yanlış işte Berkin Elvan'ın cenazesine de gidiyordum. Yani ben neyi doğru, o an neyi doğru görüyorsam ben hep onu yapıyordum zaten. Şu anda da öyleyim ve hani çok fazla insana hitap ediyorum diye de böyle hani o political correctness dedikleri hani herkese böyle tatlı görünmeye çalışmak değil. İnandığım şeyi doğru söylemek. Katılmasa bile insanlar, yani benim gibi düşünmeyen insanlar da beni takip etmeye devam ediyorlar. Çünkü söylerken ki dilime dikkat ediyorum. Bir başka oyunumuz var sevgili K. Rezalet bir oyun. Bilenler bilir. Kulaklığı çıkarınca zaten... Ya ben de bunu biliyorum evet. Evet. Duymadığını söyle diye bir oyunumuz var sevgili konuklar. Saçma sapan bir oyun. Ve sen de o amatör ruhunu kaybetmeyip cep telefonuna takman onu. Evet. Çünkü bir tane aplikasyon var Kaan. Evde de oynuyoruz biz bunu. Gerçekten mi? Evet. Neler çıktı orada? Ay yani resmen şu an beni bitirmek için yaptığın bir evet, şey bu. Evet. 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 Çok üzgünüm.
İlk şarkı... Sopa ne ya? Hande Yener, Sopa efendim. Melodisini bilmiyorum, ne olacak? Yardımcı olur musunuz? Bilen var mı Hande Yener Sopa'yı? Biliyorsunuz siz. Orada bir hanımefendi biliyorum dedi. Söyler misiniz şarkıyı? Atıyorum şu an. Romeo, 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 Romeo. Hanımefendiyi bir alkışlayalım. Bravo! Whitney Houston, I Will Always Love You. Ay gerçekten. Ay gerçekten. Herif hazırlık yapıyor sürekli. İnanılmaz. If I should stay, I would only be in your way. Gerçekten. So I'll go. O dike çıksın mı? I know. Bekleyelim. I'll think of you every step of the way. And I... Aslan Kral'a bağlıydı. Alkışlayalım Kaan'ı. Ciğeri patladı. Ya bir şey söyleyeceğim. Biz bir de müzikal yapıyoruz ama vallahi böyle söylemiyorum orada. Yani ya gelsin insanlar. Ya biliyoruz canım. Sen, I Will Always Love You söylettim yani. Linet söyledi bunu biliyorsun. Bitmez bu aşk bitemez diye. Linet şey olan mıydı? Arap olan mıydı Linet? Bu çok hoş bir tavır değil tabii yani hepimiz. Ne dedim ki? Ülkeden mi atalım dedim. Ya adı Linet ya hani. Ha, bir de gırtlağı. Linet Arap adı mı? Evet bizim Arapların hepsi Linet. Linet. İsrail mi? İsrail'miş. Askerlik yaptı ya hatta. Askerlik tabii. Yaptı ya. Israel. Şeyde Maltepe'de. Bedelli yapmış Linet. Benim dönemim. İki taksit hiç gitmedik biz. Kenan Doğulu sımsıkı. Söylersin mi? Bir şey söyle. Bir saniye. Bir deneyebilir miyim kulaklığı? Niye ki ya? Ne bileyim abi bunu konuşur ki. Aa. Yok abi adam yetenekli demek ki. Allah Allah. Ben de berbat söylüyorum ama yani. Abi berbat söylemiyorsun işte. Daha berbat söylemeni bekliyoruz. Yalnızdım. Bunca yıldır yalnızdım. Görmedim ki sımsıcak aşkı, çocuğa sevgi şey telaşını, o çılgın aşkını çaldın sen. Büyük bir parça kalbimden. Ben bunu durduramam. Ağlama abi. Sana kızan yok ki tatlım. Gerçek aşkı buldum, sen mutlu ol yeter. Şimdi Kaan senin sosyal medyada bir aktivist yönün var. Bununla ilgili az önce de gösterinde de bahsettiğin gibi asıl nalına mıhına sosyal medyada yapıştırmaya devam ediyorsun. Yani şirket adı da veriyorsun. Veriyorum. Çalışanların hakları ile ilgili duyduğun her şeyi de paylaşıyorsun. Duyduğum her şeyi asla paylaşmıyorum. Duyduğum şeyleri araştırıyorum. Heh tamam. Sosyal medyadaki çok tehlikeli bir şey, kimse yapmasın. Birinden gelen bir şeyi asla tık diye paylaşmam. Araştırıp araştırırım, sorarım. Belgeler doğru mu anlamaya çalışırım. Birkaç kişiden öğrenirim. Ondan sonra paylaşırım. O yüzden benim paylaştığım şeyler doğrudur. Ben kişisel olarak o anlamda zaten sen paylaşıyorsan doğrudur yani diye. Çok teşekkür yani ederim. Yani gördüğüm anda nasıl destek atabiliyorsam atmaya çok çalışıyorum. Böyle yapan da çok insan var diye biliyorum zaten. Evet. Bununla ilgili söylemek istediğim bir şey var mı? Yani hakikaten şöyle bir şey var. Yani çalışma hayatının içinde yaşayınca aslında sadece plazalarda ya da şirketlerde olan bir şey değil. Setlerde de olan haksızlıklar. Medya sektörü zaten haksızlığın kitabının yazıldığı bir sektör. Ben hani böyle bir kitlem varken dediğim gibi yani doğru bildiğim şeyleri söylemeye çalışıyorum. İşte bugünlerde de yine büyük bir firma çalışan kıyımı evet. Yaptı. Bir tekstil firması ve bir sosyal medya hesabını beğendiği için yaptı. Ve ben de buna ses çıkarıyorum ve o firmayı da boykot ediyorum. Bunda hiçbir şey yok bence ya. Bunu zaten hepimiz yapmalıyız. Şimdi o firmanın sahipleri de benimle görüşmek istediklerini söylediler. Ben gideceğim, görüşeceğim. Yanlış yaptıklarını onlara anlatacağım. Ve
diyalog yolunun açılması lazım. Yani bir şeyler yolunda gitmediği zaman hemen asarım, keserim. Zaten biz ne çekiyorsak bu zihniyetten hep çekiyoruz. İnsanlar kendilerine yapılan haksızlıklara, başkalarına yapılan haksızlıklara susmamaları gerektiğini öğrenmek durumunda. Çünkü başkasına yapılan haksızlığa sustuğumuz zaman çok büyük ihtimalle yarın bize yapılan haksızlığa da başkaları susacak. Aynen öyle oluyor zaten. O yüzden de susmak yok, konuşmaya devam. Peki bu Kaan... Bunda bir Sosyalist Nasyonel Marşı fonda. Ama Star Wars içiyor. Hiç de bilmiyorlar. Tabii. Kaan'ın bu yönüyle ilgili kendi hayatında denk düşmüş biri var mı aramızda? Yani çalıştığı yerle ilgili herhangi bir problem. Çünkü... Varsa da şimdi bir şey diyemez insanlar. Herkes çünkü çekiniyor. Öyle korkunç şeyler yaşıyor ki insanlar iş yerlerinde. Yani en azından bir farkındalık oluşmaya başladı. Bunu o bile fark eden güzel. Var mı aranızda peki? Bu farkındalığı fark eden var mı? Yok. Çok güzel. Evet. Burada yok. Demek ki dışarıda kalmış. Evet. Demek ki takip etmiyorlar filan. Yok ediyorlar canım. Yok olabilir ya. Hiç şey değil yani sonuçta. Ne? Yemek ücretleri arttı. Bak gördünüz. Evet. Yemek... Bakın aynen. Mesai ücretlerini alan insanlar var. Yemek fişleri artan insanlar var. Şimdi de o işten çıkartılan insanların tekrar işlerine geri dönmelerini umarım ya da tazminatlarını almalarını sağlamaya çalışıyoruz. Umarım. Çok düzgün görünüyorsun Kaan. Çok düzgün. Yok ya. Çok vallahi öyle görünüyorsun yani. Gerçekten zarif, naif biri gibi görünüyorsun. Hiç mi DM'den kimseye yürümedin sevgili Kaan? Ya. Ya yürüyemiyorum. Yürümek çok istediğim oluyor tabii yani. Hani özellikle... yani şunu bilemiyorsun ki İbrahim'ciğim. Şimdi bir şey yazarsın ve ekran görüntüsünü alır ve işte Kaan böyle yaptı. O yüzden ama yürüyenlere yani hani şöyle söyleyeyim. Hani bana bir adım atana hani... 10 adım atana. Bana bir adım atana bir şey atmıyorum ama 2 adım, 3 adım, 4 adım atıyorsa bir ben de bir adım atıyorum yani. Allah yoklukla terbiye etmesin arkadaşlar. Ama benim hani birine yani yürüdüğüm bilmiyorum yani hani yani çok başarılısınız falan dediğim olmuştur. Ama böyle hiçbir şey yapmıyor değil mi böyle normal bir profil. Çok, siz de çok başarılısınız falan. Anlasın artık abi daha ben ne diyeyim. Başarılı demişim ya daha ne diyeyim yani. Bir kişiye dedim bugüne kadar. Ya şöyle bu arada hani hakikaten gerçek hayatımda nasılsam öyleyim. Çok zarif bilmiyorum yani bence normali bu zaten yani. Hani sen de öyle bir adamsın ama evet, bir şeye canım sıkıldığı zaman cevabını yapıştırdığım ya da işte ya da cevabını verdiğim dan diye ters bir şey dediğim de oluyor. Çünkü insanız yani. Onu deyince de bu sefer diyorlar ki işte gerçek maskesi düştü filan. Abi ne yapayım insanım yani hani ne yapayım bir şey hoşuma gitmeyen bir şey varsa. Yok canım sinirleniyor olmanın bayağı dışında bir şey sormuştum. Az sinirleniyorum zaten. İbrahim. Biz kendisine Kaan Bey'e çeşitli fotoğraflar göstereceğiz. Ama her hafta bir koşul oluyor. Bu haftaki koşul da efendim burada PSM'de bir gösteri öncesinde kendisi kuliste. O gün efendim özel bir durum var ve büyük salonda performans yapan bir sanatçıyla aynı kulisi paylaşmak zorunda. Mecburen yakınlaşmak zorunda yani sosyal olarak. Efendim bu sanatçı kim olsun bunu seçeceğiz. Seçenek var ama değil mi? Tabii ki. Seçeneklerce. Seçenekler. Nora Jones mu? Hindi Zara mı? Nora Jones. Nora Jones. Neden? Çünkü ben caz gırtlağı seviyorum. Aynı ona Bodrum'da biliyorsun çıkacaktı ve senin sesin yok diye onu geri gönderdiler. Gerçekten tabii. Mi? Evet evet. Ona ülke adına ondan özür dilemek. Hangi vizyonsuz bunu yaptıysa. Tabii öyle bir hikayesi var onun Bodrum'da. Canım konu konuyu açmasın mı? Aa, talk show. Short short. Efendim. Nora Jones mu? Tamino mu? Bu kim bilmiyorum ben. Nora aynen. Jones. Nora Jones? Evet. Nora Jones'tan devam ediyoruz. Efendim Nora Jones mu? Hugh Jackman mı? Hugh Jackman. Sektirmedi bile gördüğünüz gibi. Neden? Hugh Jackman'ın gösterisine gelmiştim. O zaman bankada çalışıyordum. Çok pahalıydı. Evet. Kredi çektin geldi. Bir maaşımı vermiştim yani evet. Önden seyredeyim diye. Fakat tam içeri girmeye 15 dakika kala tweet attı adam. Ses tellerimde bir problem var. İptal ediyorum diye. Ve ben ikincisine artık gelecek motivasyonumu kaybetmiştim. Ha arayı kapatacağım. Evet çok seviyorum. Gerçekten çok beğeniyorum ve çok başarılı buluyorum. Hem sunuculuk hem komedi tarafı hem müzikal kökenli olması ve hani hakikaten aileye çok bağlı. Yani çok hakikaten çok beğendiğim bir adam. Evet. Tanışmak çok isterdim. Nora Jones da yani Bodrum'dakilerin bir bildiği var demek ki diyorum.
Anında satarım yani. Peki o zaman Hugh Jackman mı, Lady Gaga mı? Lady Gaga. Gördüğün gibi hemen satıyorum. Tutarsızlıkla bayrak tutuyor. İlk defa Lady Gaga'yı seçen bir konuğumuz oldu. Ona haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Lady Gaga'ya mı? Evet. Haksızlık yapıldığını düşünüyorum çünkü herkes gömüyor kadını. New York'ta konserine de gitmiştim Tony Bennett'la. Nasıldı? Gerçekten, Tony Bennett'la olmuş. Tony Bennett'la çok tatlılardı ya. Yani ben hakikaten bu kadının çalışma azmini ve böyle sesini falan acayip beğeniyorum. Lady Gaga'yı seviyorum. Anladık onu. Efendim Lady Gaga mı, evet. Emma Stone? Tabii ki Emma Stone. Ya bana böyle bir rezil bana hep şey gibi geliyor. Yani bana hep şey gibi geliyor. Hani Lady Gaga'yla tanıştık ve şimdi next gibi. Öyle değil tabii soru değil, aslında evet. Ama hep daha üstlerini koymuşsunuz siz de yani. Emma Stone da şundan hepsiyle çok takdir bir ediyorum. Hepsiyle anım var. Anı varmış gibi başlıyor ya. Emma Stone şöyle. Emma Stone kabare sanatçısıydı. Evet. Çok gençken, üniversite yıllarında. Ben onun bütün filmlerini çok seviyorum. La La Land'de böyle kendisine aşık oldum gerçekten. O yüzden kuliste de onunla olmak evet, istiyorum. Evet, Emma Stone diyor. Diyorum. Emma Stone mu, Nicole Kidman mı? Ama seninki görmemiştik ama artık. Şimdi bak, sonlara doğru gerçekten coştunuz. Tabii ki Nicole Kidman, hani hakikaten. Yani, neden? Onun da bir geçmişinden başlar. Şimdi bu kadına da o ne yapmış? İki tane filmde çok haksızlık edildiğini düşünüyorum. Bu. Evet. Tom Cruise'un çok haksızlık ettiğini düşünüyorum ona da. Ben hep böyle bir mazlum, böyle mazluma el verme. İnanılmaz ya. Evet. Yani o yüzden şu an Tom Cruise'a kadar gitti ya. İnanılmaz. Yani evet. Tom Cruise o tarikat yollarına falan sapınca kız kendini zor kurtardı arkadaşlar. Evet. Şimdi bunların da yeni bir filmi geliyor. Nicole Kidman, Margot Robbie ve Margot Robbie. Bir de Charlize Theron. Üçü. Evet. Üç beyazdan uzak duracağım. Charlize Theron'un şirketi yapıyor. Yani bu ne alakasız bir bilgi. Kime ne acaba yani? Ay yapım yapıyor sanki anasını satayım. Charlize Theron. Macaristan Bosna Hersek ortak yapımı. Peki Nicole Kidman mı, Justin Timberlake mi? Nicole Kidman. Aa. Ya bizde de var işte Justin Timberlake, Murat Boz filan bizde de yani böyle takılıyor. Hem filmde oynayıp hem şarkı söyleyen filan böyle. Ya şöyle. Bak buna da ya şöyle diye girdi. İnanılmaz. Justin Timberlake'de, Timberlake ne ya? Justin Timberlake. Kitaplik. Şöyle, Justin Timberlake'de... Timberlake, adamın adını söyleyemiyorum ya. Ondan seçmedi. Adını söyleyemedim insanları hiç sevmem. O yüzden ben Matthew McConaughey'e hiç alısınamadım mesela bu yüzden. Bana böyle şey gibi geliyor yani sempatim yok adama İbrahim üstüme gelme. Nicole Kidman mı, Sarah Jessica Parker mı? Ha güzel. Şöyle. O kadar merak ediyorum ki. Şimdi ben Sarah Jessica Parker'ı tabii çok severim. Yani tahmin ederim zaten. Sex and the City çok sevdiğim bir dizidir yani. Evet. Bence gelmiş geçmiş en iyi dizilerden bir tanesi falan. Fakat şimdi bu kadın caz, bu caz dedi. Kadın Sarah Jessica Parker'a kadın caz dedi. Sarah Jessica cazım. Jessica cazım. Şöyle bu Sex and the City saplantısını aşamadı kadın. Ve yani kadın artık anneanne olacak. Hala da o 5. caddede böyle şey gibi Carrie Bradshaw gibi geziyor. O tavırlar biraz beni ondan soğuttu. Anladım. Bir de bunun Sex and the City'nin Samantha'sı Kim Cattrall'a çok haksızlık ettiğini düşünüyorum. Kim Cattrall olsaydı mesela, Kim Cattrall'ı seçebilirdim. Ama Sarah Jessica Parker'ın biraz ben aşırı abartıldığını düşünüyorum. Yoksa tabii ki ne de o da sevdiğimiz bir kardeşimiz. O da ekmeğini yesin, o da yeni diziler yapsın. Rezalet. Adını Carrie koydum. Peki o zaman Nicole Kidman'la devam ediyoruz hala. Nicole Kidman mı, Serenay Sarıkaya mı? Serenay Sarıkaya. Neden? Şimdi... Şimdi şöyle. Milli bir değerimizdir. Serenay'ı tanımıyorum şahsen, bir tanışıklığım yok ama sen tanıyorsun. Evet. Nasıl? Bu... Ay hayırdır ablacığım? Vır bir dur bir söylesin. Hayır şöyle. Serenay gerçekten hem çok star ışığı olan ama bir o kadar da mütevazı enerji aldığım birisi. Hani sektörde hiç tanışmadık ama çok beğeniyorum. Hani hakikaten de çok iyi işler yapmasını ve onun hani Türk dizilerinden de aşıp
başka şeyler de yapmasını ben arzu ediyorum. Yani başka şeyler yapsın. Yani gerçekten evet. Ağlıyormuşum falan. Yani seviyorum onu, çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. Ben bir senedir beraber oynuyorum. Söylediğin her şeye de katılıyorum. Yani Serenay'ın gerçekten potansiyeli görünenden bence çok, de çok daha yüksek, ileride. Çok yüksek. Sesi ayrı. Başka bu Alice'den sonra başka müzikalde Alice'i daha... Alice'i seyrettin mi? Seyrettim. Sen seyrettin. Seyreden var mı Alice'i? Ben ama tekrar geleceğim çünkü lütfen. İkinci oyunda gelmiştim. Lütfen biraz bir değişiklikler var. Gelmem evet, lazım. Evet evet. Bir yenilediğimiz yerler var. Daha da yukarı çektik. Evet. Sonu mesela herhalde. Evet. Geleceğim. Gözden bu bir hani yeni bir kampanya başlatmıştı PSM. Gelemeyen son olursa. Dakika. Evet. O kampanya şu an devam ediyor. Siz o kampanyayı bir doğru düzgün benim tarif etmem için bana söyler misiniz neydi? Şöyle oluyor. Son... Sağ olun Gözden. Şöyle oluyor, makinalar var, oraya evet. Takılan makinalar var. Geliyor insanlar son dakikada. Ama bu bir şey tabii, bu bir risk. Hep olacak diye bir şey yok. Mutlaka gelmeyen biletler, bileti olup da gelmeyen seyirciler oluyor. Son anda gösteri başladıktan zannediyorum ya 5 dakika sonra, 5 ila 10 dakika arasında bir süre sonra o boş koltuklar açılıyor satışa. Ve o kutuya da 1 lira olması lazım değil mi? 1 lira bir bağış yapıyorsunuz ve... Hangi koltuksa ama 10 dakika geç sadece girmiş oluyorsunuz. Hemen size aradan o koltuklara oturuyorlar. Böylece hem çok ucuza geliyor hem de seyretmiş oluyorsunuz. Aynen. Zaten büyük salonlarda genelde gösteriler seyirci yerleşmesi yüzünden bir 3-5 dakika sarkabiliyor. O yüzden hiçbir şeyi kaçırmadan da seyretmeye başlayabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Bu benim gösterilerim için de geçerli bu arada. Hani gösterime gelmek, bilet evet. Bulamadığı için gelmek isteyen olursa. Son dakika gelirseniz hani 8.30'da başlıyor. 8.15 gibi gelirseniz mutlaka gelmeyen oluyor. Hani özellikle çok önce biletleri evet. Bitenlerde birisinin işi çıkıyor vesaire. Gelebilirsiniz. Aynen. Peki Serenay Sarıkaya ile devam ediyoruz. Serenay'cığım mı, Hümeyra mı? Serenay Sarıkaya. Serenay ile devam evet. Ediyoruz. Çünkü Hümeyra diye ben başlıyorum. Abi herkesin de... Hayır, Hümeyra'yı da çok seviyorum tabii evet. Ki ama Serenay Sarıkaya. Tamam. Serenay mı, Ajda Pekkan mı? Serenay Sarıkaya. Çocuğun başına bela açacağız. Çünkü bak, ben yani Ajda Hanım'ı da ben tanıyorum ve çok hani seviyorum ama... Ama onun diye... Kulisi yani, onun kulisinde ödüm kopar yani. Bir şey olur, bir şeyi kırarım, bir şey yaparım falan diye. Hani Serenay o tevazusu kaldırır ama Ajda Hanım'la yani yok. Doğru. Dışarıda. Serenay mı, Tarkan mı? Serenay. 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 Neden ha? Serenay'ı seçtim. Yani Tarkan'ı da çok seviyorum. Hani o da evet. Çok şey. Hani... Buradaki isimlerin hepsini de tabii çok tabii seviyorum. Tabii canım hepsini çok seviyorum ama Tarkan'da 3 tane falan kulisi var biliyorsun. Birinde masörü geliyor, birinde bir şeysi geliyor, birinde bir şeysi geliyor. Ha, sen geliyor. Hangi kuliste olacağım bile. Bana ben orada kendimi 10 kulisinin yanında çok değersiz hissedebilirim. Yani çünkü bizim kuliste böyle bir tane su falan oluyor. Ben pek öyle kulisten önce hiçbir şey, sahneden önce hiçbir şey istemiyorum. O yüzden böyle bir kendimi çok değersiz hissederim diye düşünüyorum. Yoksa... Tarkan'ı da seviyoruz tabii. Onun da yolu çok açık olsun. Ama Serenay Sarıkaya'yı seçti. Serenay'la o zaman kuliste sen ne yaparsın? Sen bizi tanıştır o zaman Serenay'la. Vay tanıştırmaz mıyım? Gel vallahi. Bir daha geldiğinde ben mutlaka tanıştırırım. Ben dedim hatta bizim çok çakışıyor sizde oyunumuz. Evet. Bir oyunda ben sizin kulise ziyaret yapayım. Lütfen gel. Evet. Ben tabii ki tanıştırıyorum. Her hepsiyle tanıştırıyorum zaten. Bir tek Serenay'ı mı tanımıyorsun? Evet bir tek Serenay'ı tanımıyorum. Onu taktım kafaya diyormuşum. Hayır. Ben bir tek onu tanımıyorum. Tamam o zaman Serenay'la peki kuliste ne yaparsın? Yani sohbet ederiz. Sohbet ne ya? Neye güldün ya? Allah ama şimdi bu soru komik değil mi yani Serenay'la kuliste ne yaparsın? Ne yaparsın işte? Gelecek projelerini tartışırım hani. Tartışırım. Medcezir'in son bölümleri hakkında ne düşünüyorsun? Medcezir. Medcezir çok güzel diziydi yani hakikaten. Evet. Benim seyrettiğim en son yerli dizi diyebilirim. Aa. Çok ayıp evet ama öyle. Fi, şahsiyet falan onlara hiç bulaşmadın mı? Ayıp. Evet. Fi'ye başladım. Evet. Ama devam edemedim çünkü çok yoğun çalışıyorum. Şahsiyete başlamadın bile. Şahsiyeti izlemedim. İzlemeye çalıştım. Sürekli teknik takıldı o platform. 2-3 kere. Sonra da izlemek istiyorum. Yeter be deyip şey yaptım. Evet yani sonra düzelince izlerim dedim. Daha izlemedim. Anladım. Serenay'la kulisi seçti efendim. Alkışlayalım bunu da paketledik. Ya Kaan sen misafir sever misin? Şöyle... Tabii severim. O da her şey şöyle diye ama misafirler bana çok haksızlık. Hayır. Şöyle.
Misafir benim evimdeki kurallara uyacak. Evet, bizde de öyle bir not var. Bir tık eziyet ediyormuşsun. Ya estağfurullah ama şimdi yani... Hani mesela ben dağınıklık çok seven bir insan değilim. Çok evet. Yerli topluyumdur. Böyle ama evde yani, ruh hastası gibidir her ama şey. Ama Kaan yani. Dağınıklık tamam da yani beyaz koltuk boya olur diye gazete okutmamak ne? Evet. Kuş eki adlı yayınlar okusunlar. Yani... Öyle yani dikkat ederim. Yani tabii manyak gibi okumayı falan değil. Artık beyaz koltuk yok zaten. Hani gri oluyor koltuklarım. Hep daha böyle kumaş oluyor. Olmuyor öyle. Evet yani ve hani artık Allah... Peki erken kalkmayla ilgili takıntın var mı? Zaten yatıya kalınmasından hiç hoşlanmam. Yani ne münasebet yani ne öyle bir samimiyete hiç gerek yok. Ben de kalmam. Ama kalıyorsa kalabilir arkadaşlarım tabii ki. Yani sonuçta atsan atılmaz, satsan satılmaz kalıyorlar. Ama şey yapıyorum kaldıklarında vakitli kalkılsın, vakitli kahvaltı edilsin. İşimiz var. Yardım edilsin kahvaltıya biraz. Hani öyle otel değil falan gibi. Coexist bir yapı olsun evin içinde seviyorum yani. Anladım. Evet. Göz korkutucu. Peki mashup diye bir bölümümüz var. Sevgili Kaan. Neyi mashup edeceğiz? İşte biz sana onları söyleyeceğiz. Oyasiye West Side Story. Aa, evet. Maria. Bence yaparsın. Yapamazsam da zaten aşırı normal yapamam. Tabii tabii. Yani. Oyasiye, Asiye, tütün koydum kesiye. Oyasiye, Asiye, tütün koydum kesiye. Asiye, I just met a girl named Asiye. And suddenly I found how wonderful a sound can be. And suddenly I found how wonderful a sound can be. Asiye, 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 ismin ne dediyse. Gayet başarılıydı. Ay çok zor. Demet Akalın, Türkan, Özcan Deniz bir yanaktan bir dudaktan, Edis dudaktan devam. Dün gece birkaç film seyrettim, canım çıktı ağlamaktan. O Türkan yok mu, o Türkan yine öptürmedi dudaktan. Bir dudaktan, bir yanaktan, bir gıdıktan öperim. Şimdi burada olsan bunu da affederdim. Hadi bir dudak bir yanak yolla. Kurumuş yüreğim binemezsin. Bir bakarsan sağına soluna. Kim deliden deli anlarsın. Ah. Vallahi bravo. Tebrik ediyoruz düşük ya. Düşük bütçeli Edis. YouTube'da takip ettiğin birileri var mı? Ya YouTube'da ben kendi skeçlerimi de biraz YouTube'a koymakta aksatıyorum. YouTube'a çok zaman ayıramıyorum çünkü o da apayrı bir şey ya. Evet. Sadece şu oluyor, biraz tabii şimdi sosyal medyada herkes bir şeyler yapmak istiyor. Birçok şeyin birbirine çok benzemesi gibi bir risk olmaya başladı sosyal medyada. Onu ara sıra görüyorum. Farklılaşmak ve orijinal, özgün hikayesi olan işler biraz az gibi sanki geliyor. Onları yakalayan varsa böyle herkes birbirini zaten bir şekilde bana takipçilerim de atıyor. Şu kişiyi sen çok seversin, bunu çok şey yaparsın falan diye. Şimdi buradan soru çekeceksin. Evet. Sonra ikimiz de birbirimiz adına o soruyu cevaplayacağız. Çekmek ister misin ilk soruyu? Neymiş? Ha soruyu da okuyor muyum? Yok, sende kalsın. Ben soruyu da tahmin edeceğim. Hayır, ben şöyle anladım. Bir saniye. Evet. Şimdi buradaki soruyu mesela ben seninle ilgili... Ay neyse işte anladım neyse. Evet. Tamam. Ayakları kaç numara? Ayakları kaç evet. Numara? Kesin doğru biliyorum. Ha, göstermiyor musun? Göster. Beraber gösterelim diye bekliyorum. Benim 43. Senin? Benim 42. Bildim abi. Abi. Bildim. Bir. Evet. Ama küçük taban olunca ben de şey yapıyorum. Oynadığı son dizinin adı nedir? Sen dizilerde mi oynuyorsun? Kaan hoş geldin. Benim için sen talk showcu İbrahim'sin. Ha tamam bir dakika hatırladım. Hayatımda gördüğüm en berbat kopya. Ha o kopyayı duydum ama... Evet, duydum. Ben polisli başka bir şey biliyordum. Sen bilirsin. Sen reşitlisin buraya girmen. Konuk olarak oynamayı. Şereflendirdiğim falan. Ne o? Ya böyle Galip Derviş diye bir şey yazdım ama... Ne?
Neydi ya o polis olduğun dizi? Galip Derviş değil tabii. Değil tabii ki. Hayati ve diğerleri. Hayati ve diğer. Demek ki neden ya, tutmadı? Ya sevgili Kaan, onu zaten sen seyretmiş olamazsın. Zaten fragmanda kalktı o dizi. Önce kalktı sonra yayınlandı. Evet. Tarkan biletleri resmen gibi önce öyle tükeniyor sonra. Valla Aralık'ta biz çektik bitirdik 5 bölüm. Bir bölüm yayınlanırken kalktı, Haziran'da yayınladılar. Hadi canım. Allah canımı alsın. Jet Sosyete? Jet Sosyete evet, bir evet. Konuk olmuştum. Aa, bildikçe biliyorum. İnanılmaz. Oynadığın son filmin adı nedir? Tamam geç geç. O bir şey yapmayın. Hayır senin filmin yok diye yoksa. En sevdiğin şarkı. En sevdiğim şarkı. Benimkini yazacaksın sen. Seninkini yazıyorum. Evet. Ben kendimkini yazıyordum az kalsın pardon. Ben neyi seviyorum? Onu sevdiğini bilen var mı? Yok. Adam şarkıların hepsini seviyor. Evet. Evet çevirelim. Kenan Doğulu'nun O Harbiye'deki şeyi. Yaparım bilesin. Seviyorum. Yaparım evet. Bilesin. Ben de zombi yazdım. Cranberry zombi. Aa seversin gibi bir sen şey. Sen yaşıma mı acaba şey Hayır benim çok sevdiğim şarkı da. Ben de onu düşünerek sen de seversin diye düşündüm. Hele yani o ilk çıktığı zaman. Evet ya. Üf. Biliyorsun o da rahmetli oldu geçen yıl. Evet. Al, şey eceliyle mi öldü o? Evet. En sevdiği son. Dizi. En sevdiği dizi. Tamam. Ay o ne be Frens? Ne yapayım? En beleş cevap. Bakalım risk aldım çocuklar. Ben de acayip yani. Buyursunlar. Altın Kızlar. Altın Kızları çok seviyorum gerçekten doğru. Ayşe altın sağ olsun. Altın Kızları çok severim. İki tane benim en sevdiğim dizi var. Altın Kızlar ve Will & Grace. Bütün oyuncuları Emmy ödülü olan tarihte iki dizi var. Altın Kızlar ve Will & Grace. Ne Friends, ne Friends, ne How I Met Your Mother. Hepsi adam hikaye. Adam almanak ya. Will & Grace. Ben böyle bir şey görmedim. Var mı merak ettiğiniz bir şey? Ben Shameless dedim ama bilmiyorum. Shameless. Yok bayılmam. Sevmez misin? Yok bayılmam. Yani severim ama bayılmam. E bence yeterli. Biz sizce yakın arkadaş olabilir miyiz bu bilgi dağarcığı? Sizi Allah kahretsin. Yeni yeni zaten biz tanışıyoruz seninle. Evet abi. Bence potansiyel var. Bence alkışlayın bizi. Peki seni kimler güldürüyor Kaan? Yani bu ülkede olması şart değil. Yani reddedemeyeceğimiz başarılı komedyenler falan var ama senin en çok güldüğün kimler var? Ayşe'ye çok gülerim. Heh. Zaten geçen hafta biz onunla da ikimiz bir... Ah ondan bir bahsedelim. Ayşe Balıbey'i tanır mısınız? İki kişi tanıyor. Yakında hepiniz yeter. Tanıyacaksınız filan. Tanıyacaksınız büyük ihtimalle. Ayşe benim en yakın arkadaşım. Ve hani hakikaten o da avukat ve aynı zamanda senaristlik evet. Yapıyor. Ve çok komik yani hakikaten biz yıllardır birbirimizi görüyoruz. Geçen hafta biz komedi festivalinde BK Mutfak'ta ilk kez ikimiz ikili bir anlatı olarak başladık. Sonra Ayşe kendi boşanma hikayesini anlattı. Ve gerçekten çok komik yani tebrikler boşandığınız gibi bir hikayesi var onun da. Ben Ayşe'ye çok gülüyorum ama hani isim olarak tabii ki hani çok önemli isimler var hep güldüğümüz vesaire. Mesela Aslı İnan daha çok gülerim. Ama şeyden bahsetmiyorum, skeçlerinden falan değil. Onu zaten kendine hepimiz gülüyoruz. Zaten. Kendine evet, çok gülüyoruz. Evet. Yani Bener, Aslı, o anturaj evet. Çok gülüyoruz biz. Acayip çok gülüyoruz. İşte Melikşah'ın yorumlarına, o maskeli yorumlarına zaten çok gülüyorum vesaire. Atademir'e gerçekten çok gülüyorum. Cem Yılmaz'a çok gülüyorum. Şahan Gökbakar'a da gülüyorum. Gülse Birsel'in kafasını zaten çok yakın görüyorum kendime. O şehirli mizah kafasını çok... Onları artık saymıyoruz evet. Bile. Ama yani gerçekten bu yeni nesilde de çok Tahsin'e çok gülüyorum mesela. Tahsin Hasoğlu var. O da stand-up yapmaya başladı. Ona çok gülüyorum. Çok çok yeni komedyen arkadaşlar var. Hepsi çok başarılı. Allah herkesin güldürme yolunda, sahneye çıkan herkesin yolunu açık etsin. Mesela para kontrolüyle ilgili bir tutumun var mı? Var var tabii. Yani hani eskiden daha çok çarçur ediyordum. Yani eskiden mesela mala yani böyle eşya, kıyafet yurt dışına gittiğimde mesela sürekli eşya alırdım. Şimdi yurt dışına gittiğimde o paramı daha böyle deneyime, oyun izlemeye, daha ne bileyim bir şey yapmaya. Kendine direkt yatırım kendime direkt yatırıma. Mesela işte şimdi müzikal olayına girdik biz de. Ve hani kazandığım, sahneden kazandığımı tekrar sahneye yatırıyorum. Yani yapımcısı sen misin müzikali? Evet, iki ortak yapımcı. Kim girdi. Diğerleri söylemek istemiyorum. Evren Ercan tanırsın belki. Tebdili Mekan Tiyatrosu. Bu akşam da diğer oyunları Klan stüdyo sahnede premier yapıyor. Evet, onun da ilk oyunu. Onun bugün. Evet yapımcısıyla biz ortak girdik bu işe. Orada da bambaşka bir maceraya atıldık. Çok zor bir iş. Ne zaman başlayacak? Büyük ihtimalle 11 Aralık'ta yine burada olacak.
Bakırköy Leyla Gencer sahnesi diye duyurmuştuk premieri. Tarihinde bir ufak bir ileri atma. Aha. Aralık 11 gibi olacak. Yakında PSM'de zaten açıklayacağız. PSM'de premieri olacak inşallah. Ay hadi bakalım. İki kişilik Pelin Akil'le oynuyoruz. 14 tane şarkı söylüyoruz. Çok zor. Yani sırf şarkıdan oluşan bir müzikal. Bir off-Broadway müzikali. Müthiş. Son 5 yıl müzikali. Çok güzel bir, çok çok güzel bir aşk hikayesi. Böyle de bir meydan okuma yaptım kendime. Estağfurullah. O yüzden de hani o para kısmı yine geliyorsa sanata, kendime, etrafıma ve biraz da tabii ki birikim yapmak. Küçük yatırımlar. Beyefendi var galiba. Ayağa kalkmanızı rica edeceğim. Mikrofon geliyor size. Hoş geldiniz. Merhaba, sizi tanıyabilir tabii miyiz? Tabii, ben Arda. Arda, okey. Evet, o kadar. Arda bitti. Ne iş yapıyorsunuz? Ben şu an işsizim. İşsiz? Evet, güzel. Ne yapıyordunuz da artık işsizsiniz? Ya, birçok iş yaptım. En son barmen olarak çalışıyordum. Ya, nerede? Evet, çok güzel. Bakırköy'de. Bakırköy'de mi? Evet. Hastane şakası değil, değil mi? Ya, yani. Peki, şu an ara mı verdiniz? Şu an ara verdim, evet. Peki, hımlarken umarım iyi bir performans çıkar çünkü konuşurken of, olmadı. Çok gerginim şu an. Evet. Buyurun, hazırsanız tabii şarkınızı alalım. Hazırım, söylüyorum. Buyurun. Kara Şimşek. Şaka şaka aslında. Berlin Senfoni Orkestrası. Sinirlenmeye başladım. Baştan alıyorum. Lütfen. Bir ara popülerdi ya. Tamam ya. Kusura bakma, biz de yeniciyiz yani buranın. Barda popülerdi filan. Buyurun. Ya bence problem, kafanızı böyle yatırıyorsunuz. Şahsuar mı bu? Şahsuar ne be? Şahsuar ne? Bilen var mı şarkıyı? Ha, şakşuka. Sen kopyayı mı alamadın abi az önce? Şakşuka diye kopya verdiler ve şahsı var mı dedi? Şahsı var ne diyorum ben ya, hiç asla. Şimdi siz söyleyin, kim içsin? Bence kimse ya, bilemedik sonuçta. Bilemedik sonuçta. Evet. Şahsı var da doğru cevap olmadığı için. Çok teşekkür ederim. Ben mi içiyorum? Evet. Evet. Tuzlu suyu kazandınız bizden. Teşekkür ederim, gargara. Tükürmeyin ama yutun. Tamam. Beyefendi içiyor, alkışlıyoruz beyefendiye. Afiyet, bal, şeker olsun. Ragıp Kademoğlu ben. Hoş geldiniz Ragıp Bey. Siz ne iş yapıyorsunuz? Galip ben çalışıyorum. Diyor. Ragıp diyor. Ragıp. Ragıp mı? Ragıp, evet. Şakşuka'ya şahsuvar almayan adam. Hakikaten, özür dilerim. Bir de yani. Bir de iddia ediyorum. Galip diyor. Ama dedin Edremit'le albay dedin. Ragıp Bey, siz ne iş yapıyordunuz? Çalışıyorum ben. Tencere tava satıyorum. Biraz dolandırıcı galiba. Genelde kapıya gidip mi? Evet, genelde bu soru oluyor mu? Yok, bir üretici bir firmadayım. Ha. İhracat yapıyoruz. İhraca, ha. Yerli piyasada da üretim yapıyoruz, o şekilde. Anladım. Büyük evet. İş yapıyorsunuz. Yok, normal. Küçük iş. İyi kazanıyor musunuz Rakip Bey? Çok şükür diyelim. Bekar mısınız? Bekarım. Tamam. Bekar kızlar eklesinler. Buyurun Rakip Bey. Şarkıyı kaldım, unuttu. Kaldım, giremedim. Şarkıyı unuttu adam. Ne yapıyor? Yapamadım ya. Ragıp Bey biri mi çimdiriyor? Çünkü şarkının gibi bir yeri var. Aslında bunun provasını yapmıştım bayağı da giremedim şarkıya. Çok heyecanlandım. Prova mı yaptın? Nota verelim piyanodan. Hayır, sizin programınızı izlediğim için. Evet, şaka yapıyorum. Elimi kandırın, söylerim falan ama şey yapamadım yani. Buyurun, siz bir zorlayın şansınızı. Gözyaşlarım anlatır filan alakası. Bir daha lütfen. Bir daha. Evet. Geceler katran karısı. Hayır değil tabii ki. Şarkıyı söyler misin? Değişti. Hayır, bilen var yok mı? Bilen de yok. İstiklal Caddesi kadar Şebnem Ferah. İstiklal Caddesi kadar Şebnem Ferah. Ama Şebnem Ferah Volvox'u bırakmayacaktı falan. Al canım. Teşekkür ederim. Tobasco kazandı. Tobasco. Alkışlayalım Ragıp'ı. Bravo. Helal olsun Ragıp. Sana kötü bir haberimiz var. Şarkı o değil. Yani öyle değil.
Ragıp Tobasco'yu vur anne. Vur vur. Hop güm. Alkışlayalım Ragıp'ı. Ayşenur ben. Merhaba Ayşenur Hanım. Siz ne iş yapıyorsunuz? Özel bir sağlık sigortası şirketinde çalışıyorum tazminat görevlisi olarak. Ne görevlisi olarak? Tazminat. Aa. Bunu tanımamız mı gerekiyor? Alengirli işler. Alengirli işler. Arıza çıkaran siz misiniz? Evet, biraz biz veriyoruz. Red veriyoruz tabii. Yapma ya. Red veren sen misin? Yani. Tazminat vermemeye çalışan. Yani. Aynen. Ne zor bir senin de işin. Yani kurallar var, uyguluyoruz. Ha deyip diyorsun. Müşteri vefat çok etmediği zor sürece ödemiyoruz falan. Vefat edince de, aa ölmüş zaten. Peki buyurun. Çok kolay kardeşim. Hadi yönlendirme yok. Zaten hiç kimseyi senden başka, senden başka. Her halinden hiç kimseyi sen. Foto finish belirler. Abi kaydı seyredelim. Aynen olduğu için ben içmeyeceğim inşallah. Yo yo hayır. Yo. Hayır ama en güzelleri kaldı aslında yani. Evet. Aslında bu limondu değil mi? O limon suyu, evet. Bu sirke, bu balzamik. Bu bana. Ay, sirke ne ya? Sirke yağ yakıyormuş. Yakar. Şu hariç. Gayet. Ha kim şu içiyor? An, bir dakika. Şu hakikaten an içmiyoruz arkadaşlar. Aynı İkimiz anda de aynı anda bildik mi? Birimiz önce bildi diyorsanız diğeri içecek. Aynıydı ya. Aynı anda. O zaman bir başkasını alacağız. Emrah Kanal. Emrah Kanal. Evet. Aa, Kanalan bir Emrah Kanal. Değişik bir soyad. Evet. Siz ne iş yapıyorsunuz? Yok, yazılım firmasında eğitmenim. Yazılım firmasında eğitmensiniz. Evet. Anladım. Müşterilerimize öğretiyorsunuz yani mevzuyu. Yazılımımızı. Anladım. E iyi. Ne bize ne hımlayacaksınız? Çok yakınım abi. Ay'a benzer yüreği. Kopya alındı. Nereden aldın? Oradan kopya aldı, sen Allah içeceksin. Allah belamı versin. Ya sen içeceksin ya hiç kimse içmeyecek. Ay'a benzerden de. Arkadan aldım kopyayı. Buradan almadım. Görüldü, okundu. Sen ağzının içinden neyin kopyasını veriyorsun ya? Ya yaptın bu yanlış hareketi. Gel. Kopya ama ben hayır. Gel gel. Limon suyu, sirke, balzamik üstüne dökerim. Yağ yakar. Bak, C vitamini. Gördün mü? İyilikten maraz doğduğu an bu an. Hoş geldin o anı. Limon suyu içer misin? Limon suyunu içersiniz bence. Hayır hayır, C vitamini. Kıza C vitamini. Tabii havalar buz. Gerçekten. Bekliyoruz. Limonla hiçbir şey yok onda. Bravo. Mahvettik kadını. Bunlar kesin bana girdi. Kesin bana girdi. Merhaba ben Ela. Merhaba Ela. Ya ne tatlı. Ay hakikaten. Kimsin sen Ela? Öğrenciyim, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde şehir bölge planlama okuyorum. Aa, bravo. Ne güzel. İnşallah planlarsın. İnşallah. Yani sen mezun olana kadar planlanacak bir şehir kalırsa. Oo, biraz da politik mizah. Olacak, olacak. Get sticky, get sticky. Ay, pardon. Arnavut kaldırma, Arnavut kaldırma, Arnavut kaldırma. Ben şarkıcının adını söyledim abi. Ben şarkıcı... Arnavut kaldırma. Giden aşklarımın ardından ağlayamam ben. İnanılmaz böyle ya. Yaz tutamam. Kübra burada mı? Yok değil mi Kübra? Kendimi feda edeyim mi? Vallahi mi? Gerçekten. Vay be. Abi ben yardımcı olayım. Buyurun. Abi, çok teşekkür ederim arkadaşlar. Size içiyorum. Çok sağ olun. Kadehimde zehir olsa. Benim için balzamik içti beyefendi. Müthiş ya. Bundan benim sonra yakın arkadaşız. Bir tane benim için balzamik içen bir seyircim olmadı. Bravo. Yani işte müthiş. Ben onları zor durumda bırakıyorum. Müthiş. Galiba bırakacağım bu balzamiği. Siz kimsiniz hanımefendi? Sinem Edem. Mikrofonu mu yalıyor? Sinem Edem. Sinem Edem. Çok yakın temas. Çok nefes. Niye veriyorsunuz bir şeyiniz mi? Öyle mi geliyor oraya?
Yani gelemiyor. Ben de göremiyorum sizi. Hem maşallah hocam. Buyurun. İsminiz... Direkt şarkıya girsem. İsminizi duyalım. Sinem. Direkt şarkıya girebilir miyim dedi. Buyurun. Bence girebilir. Buyurun. Caz solo. When I fall in love. Hayır tabii ki. Bir önceki diyor. A, sen A1'i diyorsun diyor. B4 diyor. Yakın diyor. Şey ya. Portofino diyeceğim. Sinem Hanım. Allah bizim belamızı verdi şu an. Bilen var mı? Bilen de yok. Bence hanımefendi sesi bu arada gerçekten çok güzel. Evet, şarkıyı zaten biraz mırıldansanız böyle bizim kulağımız... Direkt zorlaştırdım ki. Bilerek hani... zorlaştırdınız ki biz sevmediğiniz insanlarız. Bir şarkıyı söyler misiniz? I keep on falling in and out. Bravo. Bravo. Ali Şekiz. Yakındın ama aslında. Ali Şekiz'den geliyor. Fall in love. Çok güzel. Çok güzel söylediniz. Gerçekten hiç anlamadık. Yani, amaç da oydu zaten. Amaç da oydu zaten. Ya o cümlenin sonu nereye gidiyor ya? Çok teşekkür ediyoruz Sinem Hanım'a. Bravo. Ben şimdi bunu ona da içiremem. Ya yok ona hiçbir şey yaptıramazsın. Evet. Buyurun hanımefendi. Bir kurban daha seçtik kendimize. Geliyor. Mikrofonu biz yeni yapıyoruz. O yüzden biraz vakit alıyor. Sirke. Kaldı da sirke de kaldı. Kalkalım. Merhaba. Sirke sinirlerimi bozuyor. Pınar Hanım siz nereden? Ne yapıyorsunuz? Ben yazılımcıyım. Yazılımcısınız. Evet. Hatta Kaan Bey'le de bu vesileyle tanışmış oldum. Şirketimize gelmiştim. Aa süper. Neresi? Evet. Oracle mı? Siemens. Siemens. Siemens evet gelmiş. Siemens de yazılımcı. Her şirketin teknoloji departmanları var, IT departmanları. Evet, Siemens deyince sadece elektrik süpürgesi yok diyor. Evet yani. Yanında geçen bir tane promosyon oluyor. Bırakacağım ama. Beyefendi mi elektrik süpürgesi? Beyefendi promosyon. Aynı zamanda da elektrik süpürgesiymiş. İnanılmaz. Çok tatlı. Tamam söylüyorum. Buyurun. Kolay bence ama ne abi ayağa kalkınca ne oluyor abi ben anlamadım. Bizlerden ne var ya. Biliyorum işte bildim. Yüzüne neyi biliyorsun acaba? Oldu mu? Seni izlenler var ya. Kapına biliyorum işte o şarkı. Arkadaşlar ben onu bildi. Nalan acemi. Evet. Evet, Nalan, Ofaman acemi Nalan. Balığı. Sen nereden biliyorsun Pınar'cığım? Acemi balık gibi ağlara dolanıp üstüme. Ha, şimdi sen bilmiş oldun. Yolundan gelme. İçeyim mi ben bunu? Tabii ki. İçeyim mi? Program bitmeyecek zaten. Deli gibi seviyorum, tutmayın beni. Anlamıyorum, tutmayın. Allah'ım müthiş ya. Bu böyle Roland Garros kupası gibi ben bunu eve götüreceğim. Hiç içmedim ya, hiç. Hanımlar, beyler, konuğumuz Kaan Sekban'dı. Ayaklarınıza sağlık. Biz haftaya yine Tuşe'de olacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.